Büyük yaz alışverişimin ikinci partiyle birlikteyiz. Şimdi US.com'dan aldığım, hatta bununla ilgili bir video çekmiştim. 650 TL'lik karşılaştırılmalı alışveriş videosu. Onu çok sevmiştiniz ve bence eğlenceli de olmuştu. Tekrar bunun ikincisini çekmek istedim. Umarım hoşunuza gider video. Ben de dediğim gibi videoyla birlikte sizinle birlikte paketleri açıp göreceğim. Bakalım ne kadarı benim istediğim gibi güzel gelmiş, ne kadarı kötü gelmiş. Hadi hep birlikte bakalım. Evet, bir tane üst. Aldığım şeyleri de çok hatırlamıyorum bu arada. Şimdi görünce hatırlayacağım. Kot rengi. Aa, hatırladım. Gayet güzel, kaliteli bir kot kumaşı var. Omuz açık bir üst. Buraya koyacağım, göreceksiniz. Ve daha sonra deneyeceğim. Bunların, bu yabancı sitelerden aldığım kıyafetler çok kötü kokuyor. Mutlaka gelir gelmez yıkamak gerekiyor. Ben de paketten çıkarmadığım için yıkamamışım. Çok kötü plastik kokuyor. Neyse, deniyorum hemen. Modelin yaptığı gibi şu ilk kısmı açık bıraktım. Kolları asla yukarı çıkmıyor. Zaten çok dar. Ben bunu 34 beden almıştım. Bayağı böyle sıkı bir şekilde oturdu. Bu Joins'in bedenleri çok büyük. Mesela X-Small elbiseler bana çok büyük geliyor. O yüzden mutlaka kendi bedeninizden bir beden küçük alın. Yani tavsiyem o yönde olabilir, elbiselerle alakalı özellikle. Bence bu mankende durduğu gibi aynısı geldi ve gerçekten çok güzel görünüyor. Mesela koyu renkte ben kot kombinini sevmiyorum. Açık kot kombinini seviyorum ama nedense koyu renkte çok hoşuma gitmiyor. O yüzden ben bunu ya beyaz bir şeyle kombinlerim altına ya da daha koyu bir şeyle kombinlerim. Yine aşağıya bunların linklerini bırakacağım. Hepsine tek tek bakabilirsiniz, fiyatlarına bakabilirsiniz. O zaman ikinci kıyafete geçiyorum. Siyah bir şey, elbise olması lazım. Bunu galiba meraktan çatlayıp açmıştım. Evet, hatta Instagram'a fotoğraf koymuştum bununla. Bu elbiseyi ben fotoğraftaki kombiniyle çok sevdim. Yani botlarla çok sevdim. Öyle de kombinleyip mutlaka fotoğraf atarım Instagram'a. Lütfen beni takip edin oradan. Ayarlayabilirsem. Yani tek parça gibi görünüyor ama iki parça haline geldi. Siz buraya bağlıyorsunuz kendiniz. Şimdi üzerimde görürseniz daha iyi anlayacaksınız. Kumaşı oldukça ince, yani bayağı ince. İç gösterir mi bilmiyorum. Giydikten sonra anlayacağım. Fotoğraftakine benziyor ama üzerime giyersem daha net anlayacağız. O yüzden hemen deneyip geliyorum. Evet, bu elbise birazcık açık bir elbise. Yani şehirde ya da günlük hayatta belki kullanamayabilirsiniz. Tatil yerlerinde ya da denize giderken ya da otele falan gidecekseniz çok rahatlıkla bikininin üstüne falan giyebilirsiniz. Ben de o amaçla almıştım. 34 beden aldım ama beli lastikli ve bayağı büyük geldi. Arkadan böyle görünüyor. Dediğim gibi bunu ancak plajda falan giyebilirsiniz. Çok açık. Evet, bunun dışında karşılaştıracak olursak tabii ki bu fotoğraftakine benziyor bence. Bayağı benziyor. Sadece birazcık daha kumaşı ince diyebilirim. Burada daha tok duruyor böyle. Daha oturmuş duruyor vücuda. Şimdi yine çok açık giyiniyorsun, şöyle böyle tarz yorumlar yapmayın. Çünkü ben alışveriş yapıyorum internetten. Onları üzerime deneyip size gösteriyorum. Herkes istediği şeyi giymekte özgür. Size illaki bu kıyafeti, bu elbiseyi alın demiyorum. Nerelerde giyeceğimden bahsediyorum. İsteyen bunu şehirde de giyebilir, isteyen tatil yerinde de giyebilir. Benim için, ben ne için aldığımı size anlatıyorum sadece. Herkesin stili, tarzı, işte yaşadığı şehir çok farklı. Yaşadığı kültür çok farklı. O yüzden lütfen herkes birbirine, kıyafetlerine, duruşuna saygı duysun. Bunu ilk kez galiba bir alışveriş videomda söylüyorum. Çünkü bu tarz yorumların gelmesini çok yanlış buluyorum. Kıyafetleri beğenip beğenmediğinizle ilgili her türlü fikre açığım bu arada kesinlikle. Ama lütfen cehennemde yanacaksın tarzı yorumlar yapmayalım. Evet, şimdi elbiseyi birazcık göstereyim. Bu elbiseyi ben bir önceki alışverişimde de almak istemiştim. Güzel görünüyor. Bunu da ben 34 beden almışım. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu elbiseye galiba aşık oldum. Buradan getirip sırtımdan çapraz bir şekilde geçirdim. Daha sonra da belimden doladım. Gerçekten çok güzel duruyor. Özellikle sırtına bayıldım. Böyle saçım alt kuyruğu falan yapıp giyebilirim. Çok hoş duruyor gerçekten. Elbisenin kumaşı bence çok güzel. Kaliteli bir kumaş. Yani ince ve iç gösteren bir kumaş değil. Zaten içinde de astarı var elbisenin. Bence fotoğraftakinin aynısı. Sadece birazcık kırışmışı. Bu elbise nedir arkadaşlar?
alt kısmını görmek isteyeceğinizi hiç zannetmiyorum ama düzelteceğim birazdan. Şimdi, evet, unutup elbiseyi direkt giydim, paketi açıp. Her neyse, böyle de anlatabilirim. Elbise çok büyük. Boyundan böyle bağlamışlar. Boyuna kadar fermuar var ama boyunlu böyle elbiseleri almak çok riskli oluyor. Çünkü büyük gelebiliyor. Tıpkı bana olduğu gibi. Bu da bir x-small elbise. Gerçekten large beden falan bunu çok rahatlıkla giyebilir. Öyle söyleyeyim. Şu kesim inanılmaz fit ve güzel gösteren bir kesim bence. Çok zarif. Ama işte bana çok büyük oldu. Müsamere elbisesi. Neyse şimdi şu kısımda lastik var. Hakkını yemeyelim elbisenin. Onu bayağı sıkıp öyle deneyeceğim şimdi. Hoş bir elbise. Bir tek bana büyük geldiği için sıkıntı. Yaptırabilirsem yaptırırım. Ya da bir çare bulurum buna. Bu boyun kısmını kestirip boyundan bağlamalı ipli bir şeyler yapabilirim. Hiç de göstermiyor. İki kat kumaş yapmışlar. Bu arada eteğin modeli böyle. Ön ve arka kısımları uzun. Şuraları daha kısa. Yani bronze tende inanılmaz güzel duracak. Ben bunu bir şekilde giyerim bu yaz ya. Evet, böyle gül kurusu pembe bir tulum almıştım. Şimdi onu açıyorum. Nasıl geldi acaba? Çok korkuyorum. Şöyle iki parça bir şey çıktı. Bu muhtemelen yine devasa bir kemer. Neden bu kadar uzun yapmışlar bilmiyorum. Çok tatlı bir şey. Ben bu arada böyle satan şeyleri çok severim. Şimdilik fotoğraftaki gibi görünüyor. Üzerinde nasıl duracak bakalım. Bunu kaç beden almışım? Bunu da x-small almışım. Paketten yeni çıkardığım için çok kırışık ama bu da aynen fotoğraftaki gibi geldi. Bayıldım. Kumaşı kalın. Yani ince bir kumaş değil, iç göstermiyor. Ama devasa yine böyle 3 metre kadar falan ip. Artı kemer yapmışlar. Şu şekilde tutturdum burada. Ben zaten bunun sırtını çok beğenmiştim fotoğrafta. Tam böyle lastiğe getirseniz, bir tur dönerseniz daha büyük bir kurdele yapabilirsiniz sırtınızda. Zaten şort kısmı da çok rahat, etek gibi duruyor. Ben bu tulumu da çok sevdim. Şimdi geçiyorum diğer parçaya. Bu da bir elbise. Diğer ikisi zaten bikini ama muhteşem bikiniler. Burada denemeyeceğim. Ama Instagram'da mutlaka paylaşırım denenmiş haliyle deniz havuza gittiğim zaman. Evet, lacivert bir elbise. Morumsu lacivert bir elbise. Kamerada belki siyah gibi falan görünüyordur. Çok güzel bir elbise. Bunun da karın kısmı dekolteli. Böyle ipler geçiyor. Hemen üzerinde deneyerek göstereceğim. Kumaşı gördüğüm kadarıyla birazcık ince. Bakalım bunu kaç beden almışım? Ben bunu small almışım. Bazı elbiseler small, yani en küçük bedeni small'dı. Small'ları yoktu. Elbise gerçekten fotoğrafta çok şık görünüyordu. Siz de burada göreceksiniz. Kumaşı çok kalın, böyle aşırı kaliteli değil. Bir de bedeni gerçekten çok büyük. Yani ben bunu giymem. Nasıl gösterebilirim? İmkansız. Bayağı büyük. Ön kısmı da düşüyor. Lastikleri de düşüyor. Şu beli de düşüyor. Yani medium ve large giyiyorsanız small'u size olacaktır bu elbisenin. Bence bu elbise de mezuniyet için efsane güzel. Bu arada çok da kısa sürede geldi kargolarım. Benim 20 gün içerisinde falan geldi. Elbise çok hoş. Bayıldım. Duruşu gerçekten fotoğraftakinin aynısı. Fotoğraftakiler sadece daha böyle kalın kumaşlar, daha böyle şey duruyor. Gelen elbiseler daha ince sadece. Bu arada iç göstermiyor. Ya da bu bana büyük olduğu için çok fazla gerilirse gösterebilir. Ama gerilmediği sürece, yani kendi bedenize uygun olduğu sürece bence iç göstermiyor. Keşke üzerime tam olsaydı. Yaptırılır mı bilmiyorum. Artık ben bu terzi masrafından bıktım yani. Sırtı da şu şekilde. Gayet düz. Dediğim gibi şuradan bir potluk yapıyor. Buradan almak lazım. Şimdi hemen aldığım iki tane bikiniye geçiyorum. Bir tanesini siz Instagram hesabından seçmiştiniz. Diğeri bu sene çok moda olan bir bikini şekli, bikini modeli. Hemen göstereceğim. Ona aşık oldum. Umarım fotoğraftakinin aynısı gelmiştir ama gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi burada fotoğrafı yayınlayacağım. Mankenin üzerine. Çünkü böyle çok anlamayabilirsiniz. Şu kısmı böyle ters. Zara'da falan da çok var bu modeller bu sene. Böyle bir bikini üstü. Üstümden göstereyim.
Yani şu şekilde duracak. Buradaki üst kısmı oturacak. Aa valla tam oldu galiba. Çok tarz görmüyor muyum? Neyse böyle bir bikini. Umarım bedeni tam olur. Kaçmış. Bunu ben medium aldım güvenemeyip bikini. Tam olacak gibi görünüyor. Belki small da olurmuş ama. Hafiften büyük. Aşağıya bilgi kutucuğuna ekleyeceğim bedeninin nasıl olduğunu. Kendim deneyip. Tabii ki bikininin muhteşem de bir bikini altı var. O da şu şekilde. Ön kısımda şöyle bir modeli var. Çok hoş bir bikini. Valla ben bayıldım. Bu arada kumaş da çok kaliteli. İnce böyle dandik bir kumaş değil. Güzel bir kumaşı var. Diğer bikiniyi ben bir anket yapmıştım Instagram'da. O zaman siz seçmiş oldunuz aslına bakarsanız. O da böyle gayet düz bir üst ve yine düğmeli altı. Birazcık böyle esnek, sünük ve büyük görünüyor. Bunu medium aldığım için birazcık pişman oldum. Bunu small alabilirmişim bence. Çünkü bu biraz sünecek bir şey gibi. Ve sanıyorum alışverişim bu kadardı. Sonuna geldik. İnşallah bir parça bir şey unutmamışımdır. Mağazadan da bir alışveriş yapmak istiyorum. Bu online'dan yaptığım bir alışverişti. Eğer H&M Zara grubundan alışveriş yapmamı da istiyorsanız, neler var görmek istiyorsanız en yakın zamanda onu da yapacağım. Merak etmeyin. Çünkü online'ın dışında da alışveriş görmek istiyorsunuz biliyorum. Diğer partı yani bir önceki videomu izlemediyseniz aşağıda linki olacak. Şuraya da hemen ekleyeceğim. İzlemeyi unutmayın. Umarım aldığım parçaları beğenmişsinizdir. En çok hangi parçayı beğendiğinizi lütfen benimle aşağıda paylaşın. İnternet sitesine kıyafetlerin hepsinin linklerini aşağıdaki bilgi kutucuğundan ulaşabileceksiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.